Hadi, hadi söyleyin artık doktor bey. Hazerin afacanlar eve dönmüş mü? Aşkım, ayıp ama ya. Evet Hazer, heyecandan ne dediğimi biliyor muyum? Sonuçlar gösteriyor ki... Aha. Hazer Bey'in... Aha. ...afacanları... Aha. ...uçuşa geçmiş. Aha. Yani tedavi başarılı olmuş. Oh. Hazer Bey, çocuk sahibi olmanız için artık önünüzde hiçbir engel yok. Allah! Duydum Hazer, duydum. Afacanları tablan yapmış. Benim sayemde. Çok iyi baktın sana. Evet aşkım. Senin sayende. Tebrik ederim. Seninki öğrendik. Bakalım bende durum ne? Bakalım. Evet, doktor hanım. Durumu ne? Bir gelişme var mı? Aslında... Aha! Pek bir ilerleme yok. Ya nasıl yok? Ama ben Sümbül Tekay'ı... Aşkım! Ya şey, yani ilaçlarımı kullanıyorum. Hiç aksatmıyorum. Yani ne olacak şimdi, ne yapacağız yani? Hazer bir şey desene. Aşkım bir sakin ol, bir doktor hanımı dinleyelim. Eşiniz haklı, lütfen sakin olun. Tetkikleri biraz daha çoğaltmakta fayda var. O yüzden hazır gelmişken tedbir amaçlı bir biyopsi de yapalım. Biyopsi mi? Evet, küçük bir işlem. Anestezi bile almayacaksınız, korkmanıza gerek yok. Peki sonuçlar ne zaman çıkar doktor hanım? En fazla 1-2 gün. Biz sizi haberdar ederiz zaten. Tamam. Bekleyeceğiz hayatım. O kadar sevindim ki Hazar ağamın hiçbir şey olmadığına. Sen ne dedi doktor kız? He, Sümbül Tekay işe yaramış değil. Nasıl cık yani? Ne dedi ki doktor sana? Verdi ilaçları kullanmaya devam etmemi söyledi. Bir de parça aldı. İnceleyeceklermiş. He, yani? Yani durumumda herhangi bir ilerleme yokmuş. Vii kure! Aman dur debeden daha mı iyi bilecek kendileri? He, Nazgül haklı. Kız, Adana'nın yarısı diyorum nüfusunu durdu ebeye borçlu. Kız yoksa sen inanmıyor musun buna? İnandım Afet, inandım. O kadar inandım ki az kalsa uçurumdan düşüp oluyordum zaten. Aa yok Dreş, seni sakinliğe davet ediyorum. Böyle şeyler hep biz insanlar içindir. Yaşamda, ölümde. Ya sen niye canını sıkıyorsun? Bak gel seninle biz bir kez daha durdu ebeye gidelim. Bak o zaman gör neler olacak. Aman aman kalsan istemez. Kız aman Gökhan'ım var yürü. Ay nasılım? İyi miyim güzel miyim? Lülüklerim yerinde mi? Saçlarım iyi mi? He afetsin afet. Tövbe tövbe. Gökhan. Ocağcığım aşk. Bir tanem. Oh, sesine kurban oldum. Nasıl özlemişim nasıl? Nasılsın? İyi misin? İyi. Çok şükür ben de iyiyim işte. Ne yapalım? Konak böyle kızlarla falan oturuyoruz. Ben de seni özlüyorum. He, he buyur kocacığım dinliyorum. Ben 4 kulakla seni dinliyorum. Bak hep söyle. Ha niye söyleyeyim ki? Aman ya Gökhan askerlik mi uzadı yoksa ya? Belli değil derken? Aman Gökhan bak kalbim yerinden çıkacak ha ne diyorsan de Allah aşkına. Ne? Ama yok beyler. Hemen söylerim. Söylerim ben onlara. Aman değil mi? Kendine dikkat edesin ha. Ben de seni çok seviyorum kocacığım. Aman değil mi? Kendine dikkat et ha. Afet? Afet ne oldu? Oh. Yok bir şey söylesene kız sokumsuz. Korkutma bizi. Gökhan. Ne olmuş Gökhan'a? Savaşa gidiyormuş.
Kumanda Birliği'ne katılmışlar. Suriye'ye savaşa gidiyormuş. Niye ağlıyorsun benim kızım? Gökhan'ımız vatanı korumak için gitmedi mi askere? E gitti. Bu görevini başarıyla yerine getirip evine geri dönecek. Hiç korkma. Bundan daha büyük gurur olur mu ki de? Babam, iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Ya, 3 hafta kaldıyız askerliğinin bitmesine be. Ne var ne ya, onu gönderdiler ki. Başka birini gönderelerdi ona. Ya benim saf gelinim. Sanki yaban ele gitti Gökhan'ım. Anasının memleketine gitti. Anam. Ya kurban olayım, 2 dakika aklını başına devşir ya. Savaşa gitti be, savaşa. Savaşa gitti Ayşe. Ha? Savaşa mı? Kurban olurum. Şimdi aç kalırsa oralarda. Allah'ım korusa da başına bir iş gelmese bari. Yazık. Terhisine de az kalmış çocuğun. Yazık değil Kamelyalı Hanım, yazık değil. Şereftir o, şeref. Vatana hizmetin yeri bir de zamanı olmaz. Bu yurdun her ferdi, her dakika, her saat bu toprak için savaşmaya hazırdır. İşte benim oğlum da, benim evladım da böyle bir şerefin sahibidir şimdi. Anlaşıldı mı Ayşe? Anlaşıldı mı benim gelinim, Afet? Öyleyse öyle ağlaşma. Üzülmek falan yok. Bitti. Gökhan'ımız aslanlar gibi memleketini savunacak. Ay yıldızlı bayrağımızın hakkını verecek. Yoksa biz boşu boşuna mı kınalar yaktık da uğurladık Mehmetçiğimizi asker ocağına? Gurur duyacaksınız Gökhan'ıma, gurur. Anlaşıldı mı gurur? Hakkım var ha. Helal olsun bu kınama. Aferin benim Ayşem. Aferin sana. Ağzın bal yesin. Ben var ya askerdeyken ha, Kıbrıs harekatına katılmıştım da babam da benimle böyle gurur duymuştu işte. Ben o zamanlar Kayseri hava indirmedeydim. Bu beş parmak dağlarına uçaktan atlayanlar vardı ya, hatırlarsın. Aa işte onlardan biri de bendim. Ya paraşütçü müydünüz? Paraşütçüydüm ya. Sen nerede yaptın askerliğini ki ne? Denizciydim ben, bahriyeli olarak yaptım. Yakışır benim dilime, bembeyaz. Geçi çobanı, sen nerede yaptın askerliğini? Ben de askerliğimi yapmadım anneciğim. Niye, çürük müsün? Yok Kamilyalı Hanım, yok. Benim kardeşim üniversitede okuduğu için daha vatani görevini yerine getirmedi. Ama getirecek. Ama yapacağım Allah'ın izniyle. Yap tabii yavrum, yap. Askerlik önemli.